Bir zamanların el emeği, göz nuru olan kilimlere artık bir ihtiyaç değil, dekorasyon aracı olarak bakılıyor. Benim söylediğim de var arkadaşlar. Talep eskisi kadar yok, eski ürünler yok daha doğrusu. Yeni de zaten her tarafta var. Var olduğundan dolayı satışlarda biraz ağırlık var. Ondan dolayı esnaf bu hususta biraz daha mücadele etmesi lazım. İyi kaliteli malları bulması lazım, üretmesi lazım. Buna tabii ki vakfın veyahut da valiliğin, belediyenin böyle bir ortak projeleriyle Urfa'daki el sanatlarının gelişmesine onlar da destek olursa esnaf da bu hususta biraz istifade etmiş olur. Şu Siverek bölgesinde dokunan bir kilimin parçasıdır, kök boyadır. İpinin Ayşe teyze yününü kendisi eğirmiş. Boyası kendisi yapmış, dokumasını kendisi yapmış. Urfa Siverek Karacadağ bölgesinde dokunan Türkmen bir kilimidir. Model de Türkmendir. Evet, ondan sonra şöyle... Bunun fiyatı ne kadar şu an? Mesela onun kilimi... bunun gibi 3 şaka, 3 kanat olursa 2000 lira, 3000 lira. Kalitelerine göre değişir. Kaba oldukça para düşer. İnce ve boyası eski kök boya olunca da değeri yükselir. Mesela bizim bu bölgede kilimler uzun zaman alır. Neden? Ayşe teyze 7 tane çocuğu var. 7 çocuğa bakar. Evde hayvanı vardır, hayvana bakar. Yününe eğilecek, boyasını yapacak. Boş kalan zamanı zayi olmasın diye kilim dokur. İşte zamanı böyle kullanmışlar ecdat. Ama dokumaya gelince, şirketleşme olunca bir mesela 1.20'ye 1.80 kilimi 3 günde dokur. Mesela bu da esas Karacadağ bölgesinde ceviz çuvalıdır, gelin çuvalı. Malum oralarda eskiden ulaşım deveyle yapılırdı. Bu devenin üzerine bağlanan ceviz torbaları. Biz bunları açıyoruz. Ondan sonra arkadaşımız görüntüler alırsa şöyle kilim şeklinde değerlendirip satıyoruz. Bunlar hep bizim bölgenin kilimleri. Ha, bize Türkiye'nin her tarafından, dünyanın her tarafından kilim gelir. Alırız, satarız. Yani sanat bu bölgelerde. Ya eskisinden daha çoktu. Tabii Şinanı bu dekorasyon amaçlı olduğu için malum elbisede de moda var ya. Bunlarda da bir gün bakarsan kilim modası çıkar. İnsanlar beyaz ve kırmızı veyahut da başka bir... Bu da bir moda gibi. Ama eskiden kullanım amaçlıydı. Halı da şimdi dekorasyon. Çünkü evler doğalgaz, parke, ısı yalıtımı. Şimdi dekorasyon amaçlı kullanılıyor. Haydi Kızlar Okula projesiyle yaşların zaten dokuma kuvvetleri kalmadı. Gençlerimiz de okula gidiyor. Kalan zamanlarını da internette malayan işlerle bitiriyorlar. Halbuki bu bir sanat, bu bir kültür, bu bir medeniyet bu kilim. İşte büyüklerimiz bunu usta çırak ilişkisiyle gelecek nesile aktarmış olsaydı bayağı sanatlarımız ölmezdi. Kilim alırken kilimin her iki başının bir olması lazım, doğru olması lazım, boyalarına bakması lazım, soracak. Yünü yağlı ip mi, kirman ip mi, ondan sonra boyası kimyasal boya mı, kök boya mı bunları soracak. Ondan sonra kilimde incelik, düz dokumasının kalitesi zaten belli eder. Evet.